Herkese merhaba arkadaşlar. Bilkent Genç Girişimciler Topluluğu'nun üye alım toplantısına hoş geldiniz. Ben Ali Burak Özel, yönetim kurulu başkanıyım. İlerleyen aşamalarda zaten bir sunumum olacak. Ama öncesinde birkaç duyuru yapacağım. Bu tanıtımın amacı kulübe üye alımı yapmak. Chat'e biz bir form bırakıyor olacağız. Ve bu alt kollarımızı bu sunumda dinledikten sonra bu formdan alt kollarımıza üye olabilirsiniz. Formda telefon numarası da istiyor olacağız. Bu sadece alt koldan sorumlu yönetim kurulu üyesinin sizi ilgili WhatsApp grubuna eklemesi için gerekli. Ayrıca Bilkent Yes Instagram hesabından da bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Zaten bu videoda YouTube'da bir süre kalacak. Orada da yorumlara bıraktığınız sorulara dönüyor olacağız. Süreç boyunca da chatten sorularınızı sürekli cevaplayacağız. WhatsApp grubuna da atacağız bir formu, bilginiz olsun. WhatsApp grubunda olmayanlar için bize Instagram'dan ulaşabilirsiniz ya da belki de chat'e bir yerlere WhatsApp grubunun linkini bırakırız. And also for the foreign students, we have a subgroup called Business Talks, which always proceeds in English. So if you would like to participate in the subgroup, you can type it to the chat and we will reach you. Because we will make the presentations in Turkish only for the time purposes, for the time concern. Ve şu şekilde bizim kulüp alt şemamızı size gösterebilirim. Business Talks alt kolu bahsettiğimiz İngilizce alt kol. Organizasyonlar alt kolu zaten sunumu birazdan yapacak arkadaşlarım, ilk başlayacak arkadaşlarım. En fazla katılmış sayısı genelde bu alt kol oluyor. Ankara'da gördüğünüz etkinliklerden sorumlular, arkadaşlarım detaylı anlatacaklar. Kurumsal ilişkiler alt kolumuz, mailleşmelerden sorumlu alt kolumuz, Türkiye çapındaki mailleşmelerden. Pazarlama, işte tanıtım ve içerik olmak üzere bir kola ayrılıyor. Ayrıca da tasarım alt kolu var. İkiye ayrılıyor, toplam üç yönetim kurulu üyesiyle. İnsan kaynakları da daha çok etkinlikler düzenleyen, sizlerle iletişim kuran alt kolumuz. Organizasyonlar hazırsa sunumu organizasyonlara devam edeceğiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, biz organizasyonlar alt koluyuz. Ben Ceren Avcı. İlk önce sunumdan başlayacağım. Daha sonrasında İsmail ve Mert de devam edecek. Ben 2019 girişliyim. Okulda yaptığım en büyük hata diyebilirim. Hazırlık okuduğum için kulüplere katılmamıştım. Bu yüzden 2019 girişli olmama rağmen bugün şu anda Bilkent'te ikinci yılım. İşletme okuyorum, ikinci sınıfım. Organizasyonlar alt kolunda da koordinatörlerden birisiyim. Kulüpte neler yaptığıma gelecek olursak, ilk önce dönemimizin ilk etkinliğiyle başlayacağız. Fast and Curious etkinliği aslında bir workshop. Biz girişimciliğe odaklı bir kulüp olduğumuz için aslında size girişimciliği öğreten bir workshop düzenlemek istedik. Bununla ilgili alanında uzmanlaşmış ve başarılı olmuş girişimcileri ağırlayacağız etkinliğimizde. Daha sonrasında ise size eğer bir girişimci olsaydınız hani nasıl bir girişim kurardınız diye workshop düzenleyeceğiz. Konuşmacılarımız aynı zamanda bizim mentorlarımız da olacak. Etkinliğimizin sonunda sizin girişimcilerinizi de oylayarak daha sonrasında bir ödül töreni düzenleyeceğiz. Sonraki etkinliğimiz Marketing Mind. Fast and Curious'la başladığımız bu girişimcilik nedir kısmını aslında pazarlamayı da ekliyoruz. Çünkü bir girişimcilik fikriniz olsa da eğer siz onu iyi pazarlayamazsanız maalesef ki yeterli bir önemi görmeyecek. Biz de burada yine bir workshop düzenleyeceğiz. Ana sponsorumuz bize bir case verecek. Burada verilen case'i nasıl pazarlardınız onun üzerine çalışacaksınız. Web etkinliği aslında Women Entrepreneurship Project olarak geçiyor. 8 Mart haftasında düzenlediğimiz bir etkinlik. Adından da anlayabileceğiniz gibi aslında kadın girişimcilere destek olma amacıyla düzenliyoruz biz bu etkinliği. 8 Mart haftası boyunca onları konuşmacı olarak davet ediyoruz. Bu aslında bütün üyelerimiz için çok önemli. Çünkü biz tamamıyla üyelerimize bırakıyoruz bu etkinliğin düzenlenmesini. Eğer bir YK olsaydınız etkinlik nasıl düzenlerdiniz? Siz burada tecrübe etmiş oluyorsunuz. Hangouts etkinliğimiz ise aslında bu Fast and Curious, Marketing Mind ve WP zamanları olmayıp gelemeyen girişimcileri ağırladığımız bir etkinlik. Tüm yıl boyunca düzenliyoruz. Yine konuşmacıları siz seçiyorsunuz. Biz onları davet ediyoruz ve günübirlik
etkinliklerimiz oluyor. Herkese merhabalar arkadaşlar ve teşekkürler Ceren. Ben de İsmail. Kimya 1. sınıftayım. Regular başladım. Bilkent'te ve Bilkent TES'de 2. senem. Ceren'in aksine ben ilk başladığım vakitten itibaren Bilkent TES'teydim. Ve aslında bundan da büyük mutluluk duyduğumu söyleyebilirim. Yine mutlu anlar yaşamak istiyorsanız Bilkent'te bir kayıt formundan bizlere katılabilirsiniz. Kısaca kendimden bahsettikten sonra Bilkent TES'teki görevimden bahsedeyim. Bilkent TES'te organizasyonlar alt kolunda Hekator'dan sorumlu koordinatör olarak görev yapıyorum bu yıl. Bahsettiğim üzere etkinliğimiz Hekator etkinliği bu yıl üçüncüsünü düzenlemeyi planladığımız etkinlik. Hekator aslında adından anlaşılacağı üzere bir hekaton, bir kodlama maratonu. 48 saat süren ve verilen sponsor tarafından, organizasyon komitesi tarafından verilen case'i programlama araçlarıyla, kodlamayla çözümü bulunduğu bir maraton diyebiliriz. Bu hekator etkinliğimizde takımlar bir araya gelerek verdiğimiz sonra çözüm buluyorlar ve daha sonra çözümlerini sağlamlaştırıyorlar ve bunun sunumunu jüriye yaparak tamamlıyorlar. Geçen yıl online olmuştu etkinliğimiz, diğer bütün etkinlikler gibi. Ondan önceki yıl yüz yüzeydi. Bu yılda şartların getirdiği doğrultuda sizlerle birlikte etkinliğimizi en iyi şekilde tasarlamayı ve çıkarmayı planlıyoruz. Teşekkür ederiz İsmail. Merhabalar. Ben Mustafa Mert Türkmen. Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bir sene hazırlık okudum. Bilkent TES'te ise 2. senem. İlk senemde kurumsal ve organizasyonlar alt kolunda üyeydim. Hekator ve Ankara Startup Zirvesi'nde aktif roller aldıktan sonra bu sene zirve için koordinatör seçildim. Ankara Startup Zirvesi kulübümüzün en büyük etkinliği. Elevator Pitch ve Startup Battle olmak üzere 2 adet yarışmaya sahip. Aynı zamanda gün içerisinde startup kurucuları ve yatırımcı panelleri gerçekleştiriyoruz. Yüzde olduğumuz senelerde Bilkent Otel'de 800 kişiye ev sahipliği yapıyorduk. Startuplar, yatırımcılar, melek yatırımcılar ve öğrencilerden oluşan en büyük startup zirvesiydi. Geçen sene etkinliğimizi online gerçekleştirdik. Bu sene de 15.sine gerçekleştireceğimiz bu etkinlikte sizleri de ekibimizde görmekten büyük memnuniyet duyarız. Tekrardan söz devralacak olursam, organizasyonel alt kol olarak biz ne yapıyoruz, peki ne yapacağız genel olarak? Şöyle ki arkadaşlarımın bahsetmiş olduğu bütün etkinliklerin A'dan Z'ye organizasyondan başından sonuna kadar ve o etkinliklerimizi sürülebilir bir şekilde yaygınlaştırmasına biz sorumluyuz. Bu bağlamda konuşmacıların ayarlanmasından tutun sponsorluk ve partnerlik paydaşlık ilişkilerine dek daha sonra etkinlik günü ve etkinlik öncesi yine etkinlik sonrası etkinlik alanının bu online platform olabilir veya yüz yüze koordinasyonundan yine hakeza biz organizasyonlar alt kol olarak sorumluyuz. Eğer bir ekibin parçası olarak bir etkinlik düzenleme tecrübesi kazanmak istiyorsanız veya bu konuda ilginiz varsa ya da network becerilerinizi bir bakıma geliştirmek istiyorsanız özellikle mailleşmeler olsun daha sonra sponsorlarla mentorlarla nasıl ilişki kurulur bunu yerinde deneyimlemek istiyorsanız organizasyonlar alt kolu bunun için ciddi bir fırsat. Bu bağlamda da hepinizi üye alım formunda organizasyonlar alt koluna bekliyoruz. Bizlere bu mail adreslerinden, Instagram'dan ve WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Sizleri aramızda görmekten çok mutlu oluruz. Formda organizasyonları seçmeyi unutmayın. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Ben YES'in kurumsal alt kolunun yönetim kurulu üyesiyim. Adım Sudece Pekmezci. Sunuma başlarken önce biraz kendimden bahsetmek isterim. Ben ODTÜ Gelişme Vakfı okullarından 2020 senesinde mezun oldum. Bilkent'te 2. senem psikoloji öğrencisiyim. YES'te de 2. senem. Okula girer girmez ilk yaptığım iş hemen bir kulüp bulup kendimi kulüplere atmak oldu. Size biraz YES'ten önceki hayatıma bahsetmem gerekirse, YES'ten önce birçok farklı kulüpte lise hayatım boyunca aktif bir şekilde rol aldım. Ve bunun sonucunda üniversiteye geçtiğimde de ilk yapmak istediğim bir kulübün bir parçası olmaktı. Çünkü lise hayatında öğrendiğim bir şey varsa o da kulüplerin hem arkadaşlık hem de akademik açıdan bana gerçekten çok destek olduğuydu. Peki YES'in bana katkıları neler oldu? Size biraz da onlardan bahsedeyim. Öncelikle sunuma
başlarken kurumsal ilişkiler neler yapar? Biraz bunlardan bahsedeyim. Daha sonra da YES'in benim hayatıma kurumsal ilişkiler alt kolu ile beraber faydalarıyla devam edeyim. Kurumsal ilişkiler alt kolu genel olarak kulübün mailleşme ağı. Kurumsal hayatla kulüp hayatımızı birleşen bir köprü olarak düşünebilirsiniz bu alt kolu. Bizler genel olarak şunları yapıyoruz. Benden önceki organizasyonlar alt kolunun anlattığı etkinliklerin birçoğunun sponsorluk mailleşmelerine, Hangouts gibi etkinliklerin mailleşmelerini hep bizim alt kolumuz çıkartıyor. Peki siz bu alt kola gelirseniz neler yapacaksınız? Kurumsal hayata geçişle ilgili çok büyük kazanımlar elde edeceğinizi düşünüyorum bu alt kolda. Çünkü profesyonel bir mail nasıl atılır? Profesyonel hayattaki insanlar nasıl mailleşilir? Bunları öğreneceksiniz öncelikle. Daha sonra da büyük organizasyonlarımız olan Startup Zirvesi ve Hackathon gibi etkinliklerimiz için mailleşmeler yapacaksınız. Ayrıca kurumsal alt kolunun bir görevi daha var. Üyelerimize sunduğumuz Yes Kart adında bir ayrıcalığımız var. Bu kart uygulamasının da mailleşmelerini yine sizler yapacaksınız. Bu da şöyle bir uygulama. Bizim üyelerimize dağıttığımız bir kart. Yes'in aktif üyelerinin anlaşmalı olan şirketler ve restoranlarda belli oranlarda kullanabildiği indirimleri içeren bir kart. Bunun mailleşmelerini de yine alt kola gelirseniz sizler yapacaksınız. Eğer alt kolla ilgili ya da kulüple ilgili daha fazla bir sorunuz ya da danışmak istediğiniz bir şey varsa iletişim bilgilerim hem burada hem de sunumumda var. İnşallah seneye sizinle aynı alt kolda çalışırız, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar, biz Bilkent YES'in pazarlama alt koluyuz. Pazarlama alt kolu iki farklı alt koldan daha oluşuyor. Bunlardan bir tanesi tanıtım, bunun yönetim kurulu üyeleri Atay'la beniz. Tasarım alt kolumuzun yönetim kurulu üyesi de Eda. İlk önce sunumda kendimizi kısaca tanıtarak, sonra alt kollarımızın ne yaptığından bahsederek ve de hani birazcık gelecek öğrencilerden hem beklentilerimizi hem de ne bulabileceklerini bizim ekibimize katılarak anlatmaya çalışacağız. Ben başlayayım kendimi tanıtarak. Ben Atakan Mumcuoğlu. Ben bu sene 4. sınıf bir endüstri mühendisi öğrencisi oldum. 2018'de Dedankara'dan mezun oldum ve şu anda tanıtım alt grubunun eş koordinatörüyüm. Hobi olarak işte her normal üniversite öğrencisi gibi oyun oynamayı, işte biraz spor yapmayı, basketbol oynamayı seviyorum. Buradan sonra Atadayız. Merhaba arkadaşlar. Ben de bilgisayar mühendisliğinde 3. sınıfa başladım bu sene. Aynı zamanda YES'te de 3. senem. Ben de pazarlama eş koordinatörlerinden biriyim. Antalyalıyım. Liseyi de orada okudum. Ben de oyun oynamayı çok severim. Ona yük olarak saksafon çalıyorum ama saksafondan bağımsız olarak da metal müzik çok severim. Bu şekilde. Teşekkürler Ata. Ben de biraz kendimden bahsedeyim. Eda Duryazıcı ben. Birçok okul değiştirdim ama Bahçeşehir Anadolu'sa başlayıp her liseli gibi temel lisede bitirdim diyebiliriz. CTIS 1. sınıftayım. Irregular'ım. Maalesef 1,5 yıl hazırlık okudum. Tasarım alt grup koordinatörüyüm. Ve hobilerimden bahsedecek olursak gezmeyi, tozmayı, yeni tarifler denemeyi severim. Bilgisayar oyunu da oynarım arada ama sadece LoL ve Sims oynayabiliyorum. Eğer oynarsanız gelebilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle, o zaman ne yaptığımızda birazcık geçelim. Kafanız karışmasın. Bu arada orada tanıtım ve içerik yazıyor ama şu anda sadece tanıtım alt kolu var ama Atay'la ben hani genel olarak iki ayrı şeye bölüyoruz, tanıtım ve içerik diye, ama bunun arasındaki çizgi kesinlikle keskin bir çizgi değil. Tanıtım alt grubuna giren herkes hem bu tanıtım hem içerik işiyle uğraşabilir. Oradan bir yanlış anlaşılma olmasın. Tek alt kol ama hani genel olarak ayırdığımız iki konu var. Onunla beraber ben tanıtım kısmına başlayayım. Adı üzerinde hani bizim en çok yapmak istediğimiz şeyler kulübümüzü ve etkinliklerimizi tanıtmak doğal olarak. Daha fazla insana hem Bilkent hem Bilkent dışındaki hem de sponsor olabilecek insanlara ulaşmasını sağlamak. Tabii bunun en kolay yöntemine sosyal medya hesaplarımız. Bizim bir sürü sosyal medya hesabımız var. Instagram'ımız var, Twitter'ımız var, YouTube'umuz var, LinkedIn'imiz var. Sonra da detaylı bahsedecek hani Medium'da var. Hani bir sürü yani insanlara ulaşabildiğimiz platform var. Biz bu platformları kullanarak daha çok insana nasıl ulaşabiliriz, daha çok insanı nasıl çekebiliriz diye kendi içimizde tartışıyoruz bu konuları ve de bununla ilgili
postlar, işte içerik ekibinden aldığımız şeyleri kullanarak postlar yaratıp kulübü ve etkinliklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Diğer kısımda içerik kısmı arkadaşlar. Burada da işte tanıtımın paylaşacağı şeyleri aslında biz üretiyoruz. Atıyorum ya Instagram'da bir post paylaşmak istiyoruz. Bunun caption'ını biz yapıyoruz. Veya tasarıma işte bize şöyle bir şey tasarla deme kısmını biz yapıyoruz. Özellikle etkinliklerde çok fazla post üretip paylaşmamız gerekiyor. Bunların caption'dan artık otomatik bir şekilde tak 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 paylaşıyoruz. Ayrıca etkinlik dönemlerinde bu Atakan da bahsettiği diğer sosyal medya hesaplarında daha fazla aktifleşiyoruz diyebilirim. Yani Instagram ve YouTube'da devamlı içerik paylaşıyoruz. Ama LinkedIn ve Twitter biraz daha pasif kalıyor. Etkinlik dönemlerinde bunları ayaklandırıyoruz. Bu etkinlikler dışında da hangi postlar insanların ilgisini çeker, hangi renkler, hangi konular insanların ilgisini çeker, bizim takipçi sayımızı arttırır. Bunlarla ilgili genel tartışmalar yapıyoruz. Brainstorming yapıyoruz. Etkinliklerde de yani sosyal medya haricinde insanların ilgisini nasıl çekebiliriz? Katılımcılar etkinliklerimizi nasıl daha çok beğenir gibi fikirler üretmeye çalışıyor. İşte röportajlar olsun, küçük çekilişler olsun vesaire. Etkinlikler için de bunu yapıyoruz. Bir diğer şey de Medium. Bunu büyük ihtimalle çoğunuz duymadınız. Ben de içerik ekibine girmeden önce duymamıştım bunu. Medium bir blog platformu. İnsanlar isterlerse kendi profillerinde, isterlerse belli bir publication'da, bir konu başlığının altında blog, kendileri yazdıkları belli bir şart içinde olmadan blog yazılarını paylaşabiliyorlar. Bizim de burada bir publication'ımız, yani kulübün adı altında yazı paylaştığımız bir yer var. Burada istediğimiz konuyla ilgili paylaşım yapıyoruz. Yani girişimcilikle ilgili olmasına da gerek yok. Sanat, tarih, teknoloji, spor, her konuyla ilgili. Bunun özellikle içerik üretmek için kulübümüze, alt grubumuza gelenlere şöyle bir avantaj oluyor. Burası bizim deneme tahtamız. Yani hiç içerik üretme bilgin olmasa bile buraya gelip bir şeyler üretiyorsun, bir şeyler yazıyorsun. Ve hem bu paylaşacağımız postlarla ilgili olsun, yapacağımız etkinliklerle ilgili olsun yeteneklerinizi geliştiriyor. Hem de kulübün haricinde de günlük hayatınızda da size yani yararlı olacağınızı düşündüğümüz yetenekler kazandırıyor. Hatta son olarak böyle başarılı yazılar falan yazarsanız Medium'dan para bile kazanabiliyorsunuz. Ben de birazcık tasarımdan bahsedeyim. Zaten genel olarak pazarlamanın ne işe yaradığından arkadaşlarım bahsetti. Ben de aynı şekilde kulübü nasıl daha iyi pazarlarız üzerine tasarımlar yapmaya çalışıyoruz üyelerimizle beraber. Yani işin tamamen görsellik kısmı diyebilirim. Siz Instagram'da veya yoldaki panolarda gördüğünüz resimlerde illaki bir tanesi ilginizi çeker. İşte biz onu bulmaya çalışıyoruz. Kulübümüzü nasıl ilgi çekici bir şekilde sosyal medyada veya normal hayatta yansıtabiliriz. Bütün etkinliklere afişlerimizi, pankartlarımızı hazırlıyoruz. Bu üstündeki gibi sweatshirtler yapıyoruz. Kalemler, bir sürü şey yapıyoruz yani. Tamamen kulübün görsel açıdan nasıl daha iyi pazarlayabiliriz odaklanarak tasarım alt kolu bunu yapıyor yani özetle. Bu şekilde. Arkadaşlar şu an ekrana düşen görsel bizim içerik ekibinin geçen sene Startup Zirvesi'nde yaptığı hani söyleşilerden fotoğraflar. Daha doğrusu hani içerik ekibi bu. Hani gördüğünüz gibi takım elbiselerle falan gittik. Yarışmacılara, melek yatırımcılara, gelen insanlara, konuşmacılara sorular sorduk. Röportajlar, söyleşiler yaptık kısaca. Mesela içerik ekibi bu röportajlarda yaptığı şeyleri hani atıyorum belli quotes'ları, belli alıntıları alıp tasarım ve tanıtım ekipleriyle beraber çalışarak bunlar için mesela Instagram hikayeleri üretti. Yani konuşmacımızın sözleri şeklinde paylaşıldı. Etkinlik sırasında da bu şekilde içerik ve post üretmeye çalıştık. Hani o da birazcık hani sizin genel olarak pazarlama alt kolunun nasıl çalıştığına dair bir fikir versin diye bahsetmek istedik bu kısımdan da. Onun dışında size sosyal medya hesaplarımızı da birazcık gösterelim, anlatalım. Burada da yine Instagram sayfamızı ve YouTube kanalımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak hani nasıl şeyler yaptığımızdan bahsetmek için bunları koyduk. Gördüğünüz gibi Instagram sayfamızdaki paylaştığımız içeriklerin hepsini tasarım ekibiyle oluşturuyoruz görsel aşamasında. Ve daha sonrasında içerik ve tanıtıma ben veriyorum. Diyorum ki bunu paylaşın. Onlar da captionlarını hazırlıyorlar. Sonra YouTube kanalımızda yine aynı şekilde kapaklarını ben yapıyorum veya görsellerini ben ilgileniyorum tasarım ekibiyle beraber.
Ama içeriklerini mesela bu videoları Atakan beraber çekmişti insanlarla. O ilgilendi. İçeriklerini altına yazılacak yazılarla Ata uğraştı. Yani tamamen bir ekip işi şeklinde devam ediyoruz. Bu arada YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve yeni fikirleriniz varsa da YouTube kanalımızla ilgili biz biraz daha aktif olmak istiyoruz. Onları da sizlerden bekliyoruz. Bütün YouTuber arkadaşlar gelebilirler. ve abone olmayı unutmayın kanalımıza. Bu da bu şekilde. Sen de Ata istersen diğerlerinden bahset. Şöyle dediğim gibi LinkedIn hesabımız çok aktif değil. Ama bir de LinkedIn nedir onu değinmek istiyorum. LinkedIn hesabımız neden aktif değil? Genelde lise öğrencileri LinkedIn kullanmıyor. Ben de kullanmıyordum kulübe gelene kadar. LinkedIn belki de gelecekte size iş verecek insanı tanıdığınız platform olacak. Belki de ilk işinizi buradan bulacaksınız. Belki de ilk CV'nizi düzenlerken kendi LinkedIn profilinizden yardım alacaksınız. LinkedIn birazcık akademik ve iş hayatıyla ilgili Facebook diyebiliriz. Bizim de burada bir sayfamız var. Ve biz de dediğim gibi özellikle etkinliklerde buraya yükleneceğiz. Ayrıca yani tabii herkes bilmediği için LinkedIn nedir, ne değildir, ne işe yarar, nasıl kullanılır. Bununla ilgili yani küçük bir eğitim olmasa da neler yapmanız gerektiğiyle ilgili küçük bir açıklama yapacağım. Toplantılar yapmaya çalışacağım. Sağ taraftaki görselde Medium şeyimizden. Dediğim gibi yani girişimcilikle ilgili bir yazı olmasına gerek yok. Tabii öyle de olabilir ama bakın kültür sanatla ilgili olabilir, teknolojiyle ilgili olabilir veya aklınıza ne geliyorsa. Ve nasıl yazarsanız yani hiç tecrübeniz de olmayabilir. İlla sizden yani müthiş edebi bir yazı yazmanızı da beklemiyoruz. Dediğim gibi burası bizim deneme tahtamız. Özellikle içerik üretirken kullandığımız yetenekleri geliştirmeye çalışıyoruz. Ama bunun dışında yani kulüp haricinde de işinize yarayacak bir yetenek olduğunu düşünüyorum yazı yazmanın. Amacımız yani Medium'u kullanmamızdaki amaçlar bu şekilde. Şimdi sonraki slide'a gelelim. Burada da hani birazcık hani sunumun girişinde de bahsettiğim hani neler ilginizi çekiyorsa bizim aramıza katılmanız için yarar ya da hoşunuza gidebilir diye kısaca bir liste yapmaya çalıştık. Ben de özetlemeye çalışayım ne de hepsini okumayayım. Hani genel olarak pazarlamayla ilgili özellikle dijital pazarlamayla ilginiz varsa hani biz bu işlerle çok uğraşıyoruz, daha da çok uğraşmak istiyoruz. O yüzden hani yeni fikirler şeyler her zaman kabul edilebilir durumda. Sosyal medya yönetimine ilginiz varsa, tasarıma, görselle ilginiz varsa yine Eda bahsedecektir tabii ki ondan. Atanın bahsettiği blog yazarlığına karşı bir şeyiniz varsa ki ona katılmak için hani alt kolumuzdan olmak bile zorunda değilsiniz. Herkesi kabul ediyoruz neredeyse onun için. İçerik üretimine, yeni fikirler üretmeye, bunun için beraber çalışmaya, gruptaki insanlarla motivasyonunuz varsa ve de ilgileniyorsanız. Etkinliklerde röportaj yapmak, sormak bazen hani belli konuşmalar yapmak hani sahnede çıkmak gibi bir şey olur mu bilmiyorum ama olası hani bizden isteyebilirler. Öyle şeyler yapabiliriz. Genel olarak ve de bence en önemlisi hani samimi bir arkadaş ortamı arıyorsanız tam size göreyiz. Çünkü içerik üretmek ve tanıtım yapmak eğer beraber çalıştığınız insanlarla iyi anlaşmıyorsanız ve güvenmiyorsanız çok zor. O yüzden biz genellikle samimi ve de birbirimize güvenebildiğimiz bir arkadaş ortamı kurmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ve o tarz bir ilginiz varsa da sizi aramıza istiyoruz tabii ki. Ben de şuna değinmek istiyorum. Ya burada evet, liste çıkardık. Şunlar olsun, bunlar olsun diyoruz ama bu gözünüzü korkutmasın. Çünkü ben de en azından kendi adıma konuşuyorum. Girdiğim zaman bunlarda böyle somut bir tecrübem yoktu. Ama sahip olduğum tek şey aktif olarak üye olmamdı. Çünkü yani toplantılara katıldım. Kendi aramızda yaptığımız eğitimlere katıldım. Yani işi öğrenmek için uğraştım ve öğrendim. Siz de böyle olacaksınız. Bunlarla hiçbir bilginiz olmasa bile pazarlama ekibine girdiğiniz zaman işte sosyal medyada ne tarz şeyler paylaşmalıyım, içerik nasıl üretilir, belki tasarım nasıl yapılır. Bu tarz şeyleri zaten aktif olduğunuz sürece öğreneceksiniz. Yani sizden ilk ve en önemli istediğimiz şey kulüpte aktif olmanız. Teşekkürler Ata. Ben birazcık işin tasarımla ilgili kısımlarından bahsetmek istiyorum. Yani tasarıma gelecekseniz eğer aslında ne yapıyoruz ondan bahsedeyim. Genel olarak Photoshop kullanıyoruz. Photoshop kullanarak postlarımızı veya afişlerimizi, broşürlerimizi oluşturuyoruz. Bu yüzden eğer daha önceden Photoshop kullandıysanız veya herhangi bir bilginiz varsa benim için çok iyi olur. Çünkü ben ilk başta yine küçük bir workshop yapacağım. Photoshop'un nasıl kullanacağına dair.
Ama ya bilginiz varsa çok daha iyi olur. Arkadaşlarınıza da öğretebilirsiniz, gösterebilirsiniz veya yardımcı olabilirsiniz. Çünkü ben dahil kimse profesyonel değil doğal olarak grafik tasarım alanında. Sonuçta bu ciddi bir yani bölüm olan bir alan. Benim ilgim yok yani o bölümde okumadığım için az çok bilgiye sahibim, yeterli bilgiye sahibim. Ben de size bilgilerimi aktaracağım. Ama bu demek değil ki hani bilmiyorsanız gelmeyin. Tabii ki demiyorum. Örneğin ben ilk tasarıma geldiğimde hiçbir şekilde Photoshop bilgim yoktu. Sadece görselliği seviyordum, tasarlamayı seviyordum bir şeyleri. Ya en azından birazcık da Ata ve Atak'ın dediği gibi samimi bir ortam da arıyordum. Bu isteğinizin olması yeterli. Aktif olmak istemeniz yeterli. Gelin beraber öğrenelim, beraber tasarlayalım bir şeyleri. Eğlenceli olur gelin. De bizden o kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Gene kafa karışmasın diye hatırlatmak istiyorum. Hani biz içerik ve tanıtım gibi hani birkaç kere kullanmış olabiliriz. Kafanız karışmasın. İçerik ve tanıtım tek alt kol. Hani ve de formdan bahsedildi zaten size. Formda pazarlamanın altında büyük ihtimalle iki seçenek olur. Biri tasarım, biri tanıtım olmak üzere. Tabii ki hani bunlardan seçebiliyorsunuz biz ama sadece bir tanesini seçmek zorunda da değilsiniz. İstediğiniz kadar seçebilirsiniz. Onu da unutmayın. Kısaca bir hatırlatalım. Yani içerik Aynen. seçmek istiyorsanız içerik ve tanıtım kısmında Atakan ve Atan'ın olduğu alt kolu seçeceksiniz. Benimle beraber post tasarlamak, video editlemek istiyorsanız da benim olduğum alt kolu tasarımı seçeceksiniz. Bu kadar. Aynen öyle. Tasarım, pardon, tanıtım ve içerik arasında çok ince bir silik bir çizgi var. Yani birbirimizin işini yaptığımız zamanlar da oluyor. O konuda da çok kesin bir ayrımımız yok. Aynı Hiçbir zaman kafanızda. kesin bir çizgi yok aramızda zaten. Herkes birbirinin işini yapabiliyor yeri geldiği zaman. Aynen öyle. Ama yine de kafanızda soru işaretleri olmuş olabilir. Sosyal medya hesaplarımızdan bize sorabilirsiniz. Sanırım Hemen şurada olacak. altımızda. Heh, tamam. Geri İstediğiniz kalan soruyu bize sorabilirsiniz. Yapmaya sosyal çalışırız. medya hesaplarında şu tarafta. Şurada herhalde. Aynen sol üst tarafta. Yukarı. Oralarda bize ulaşabilirsiniz. Hani özellikle Instagram hesabımızdan elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Ama WhatsApp gruplarına katılırsanız ya da bize özel Instagramlarımızdan yazarsanız size geri dönme olasılığımız daha fazla. Teşekkürler. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ne güzel. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Biz Genç Girişimciler Kulübü'nün Business Talks alt koluyuz. Şimdi birazcık kendimizden bahsedeceğiz. Sonra da alt kolumuzun ne yaptığından bahsedeceğiz. If you want to learn more about this subgroup, you can always contact us and we can give you more information in English. Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep Girgin. Dilan'ın da bahsettiği gibi bu sene Dilar'la Business Talks'un eş koordinatörlüğünü yapacağız. Önce kendimden bahsederek sunuma başlamak istiyorum. İşletme bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Geçen sene YES'te ilk yılımda aktif üye olarak yine Business Talks'un altında görev aldım. Bu sene de Business Talks'un eş koordinatörüyüm. ODTÜ'den mezunum. Lise yıllarımda EYP konferanslarında çok görev aldım. Basketbol takımı kaptanlığı yaptım. Spor yapmayı çok severim genel olarak. Şu anda Live Media diye bir platformda iş geliştirme stajyeri olarak çalışıyorum. Hobilerimi buraya biraz yazmaya çalıştım. Pilates, gezmek, girişimcilik gibi ama genel olarak bir sürü sosyal aktiviteye dahil olmak isterim ve çalışırım. İngilizce ve İtalyanca da bildiğim diller arasında. Merhaba arkadaşlar, ben Dilen Nilcansu. Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Geçen sene YES'te aktif üyeydim. Bu sene de Zeynep'le birlikte BTS koordinatörlüğünü yapıyoruz. ODTÜ'den mezunum. Lisede ben de MUN konferanslarına katıldım. Hobilerim genel olarak spor, resim yapmak, girişimcilik. Bildiğim diller de İngilizce ve Almanca. Business Talks aslında asıl amacı yurt dışında etkinlik çıkarmak olan bir alt grup. O yüzden ilk önce sunuma başlamadan, detaylı olarak bilgi vermeden bu sene ne yapacağımı size anlatarak girmek istedik. Bu sene 18-23 Ocak tarihinde gerçekleşecek bir yurt dışı etkinliğimiz olacak. Etkinlik genel olarak startup ve büyük şirket ofisleri gezme altında düzenleniyor. Sizinle beraber eğer alt kolumuza gelirseniz bir hafta sürecek olan bir Amsterdam etkinliği gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bundan sonraki slaytta gördüğünüz şirketler de şu an bizim yazın çalışıp
konuşup hallettiğimiz şirketler aslında. Bizimle Amsterdam'a geldiğiniz takdirde ve bu alt kola dahil olduğunuz takdirde görüşebileceğiniz kesin şirketler bunlardır. Aralarında Google ve UPS gibi büyük şirketlerle bulunmakla birlikte Amsterdam'da kurulmuş olan Felix, Skinvision, Hyber gibi gerçekten girişimcilik fikriyle başlamış, startup olmuş ve gerçekten büyük bir şirket olmaya şu an aday olan kuruluşlar da var. Bizimle beraber bunları görmek isterseniz bu alt kolu seçmeyi düşünebilirsiniz. Amsterdam'daki büyük şirketlere ve startuplara ulaşacağız. Bu doğrultuda insanlarla bir görüşme ayarlayarak onların şirketlerini ziyaret etmek amacımız. Bu doğrultuda şirket ve startup ekosistemi çok kolay tanıma imkanımız oluyor. Bu da gelecek kariyer planlarımız için tabii ki çok yararlı perspektifler kazandırıyor bize. Aşağıda da geçen sene online düzenlemek zorunda olduğumuz etkinliklerin bazı afişlerini görebilirsiniz. Gelecek kariyer planlamaları demişken, Business Talks'un aslında bu konuda size neler katabileceğinden bahsetmek istiyoruz. Networking CV gibi kariyer için değerli yeterliliklerden bahsetmek istiyorum önce. Biz Dilay'la bu kulübe katılmadan önce ne LinkedIn ne CV gibi yeterliliklere sahiptik. Ama alt kola adım attığımız ilk anda bir LinkedIn kurduk. Ve bu LinkedIn'da bir yıl içinde ikimiz de 500 plus bir üyeye bir connection'a ulaştık. Bu aslında sırf tanıdığınız lise öğrencileri ya da üniversite öğrencileri de değil de sizi büyük şirketlerle connect ettiği için geleceğiniz için çok büyük bir networking sağlıyor. Bu bağlantıda CV'nizi buraya yükleyebilmeniz, bu kulübü CV'nize yazabilmeniz size her anlamda bir adım öne atıyor. Bizim bu alt kol seçme nedenlerimiz aslında bu doğrultuda. Benim işletim okumam, Dilan'da endüstri okuması ve gelecekte bir startup'ta çalışma ya da bir kurumsal hayata atılmada çok önemli olduğunu düşünüyoruz bu yeterliliklerin. How to Business Talks adlı bir etkinlik yapacağız bu sene ilk olarak. Bu etkinlikte tamamen sizleri ve tabii ki bizleri gerçekten nasıl bir Business Talks yapabileceğimize bir alıştırma olacak. LinkedIn'dan, networking üzerine çalışan insanlardan bu yeterlilikleri dinlediğimiz bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinlik ama sadece bir kere olmakla ya da bir hafta içinde olmakla kalmayacak. Sizler eğer bizim alt kolumuza geldiğiniz takdirde ve karşınıza böyle bir kişi çıkarsa ağırlamak istediğiniz, dinlemek istediğiniz kariyer konusunda onunla sizin iletişime geçmeniz ve sizin How to Business Talks adı altında bir etkinlik çıkarmanız şeklinde sene boyunca ilerleyecek olacak. İş dünyasında İngilizce deneyim kazanmak. Business Talks alt kolu tamamen İngilizce bir alt kol. Biz bütün mailleşmelerimizi, bütün toplantılarımızı olabildiğince İngilizce yapmaya çalışıyoruz. Ve bunun sonucunda hem İngilizce mailleşme olsun hem İngilizce konuşmanız, pronunciations vesaire. Bunlar çok fazla gelişiyor. Kurumsal hayatta da nasıl İngilizce kullanılır gibi yetenekler kazanmış oluyorsunuz aslında sonunda. Zeynep genel olarak yaptıklarımızdan bahsetti. Bunlar da bu site'a göreceğiniz ve bir sonraki site'a gördükleriniz. Geçen senelerde düzenlediğimiz bazı gezilerin afişleri. Afişlerin alt tarafında gördüğümüz şirketleri de görebilirsiniz. Burada da aynı şekilde. Şimdi ben Business Talks'a katılım sürecinden bahsedeceğim. İlk önce şunu söylemem gerekiyor ki biz Zeynep'in de bahsettiği gibi tamamen İngilizce işleyen bir alt kol olduğumuz için hazırlıktan öğrenci kabul etmiyoruz ama bölüme geçmiş hepinizi bekliyoruz tabii ki. İlk önce tabii ki atacağımız Google Form'da Business Talks'ı işaretlerseniz çok seviniriz. Sonrasında sizden minik bir motivasyon mektubu isteyeceğiz. Bundan sonra ya Zeynep'le ya benle kısa bir mülakatımız olacak. Sonra da şirketlerle mailleştiğimiz gibi örnek bir mail rica edeceğiz sizden. Bunların hepsi tamamlandıktan sonra Business Talks'a katılmış olacaksınız. Business Talks'a bu dönem yaklaşık 40 kişi alacağız. Bunu da belirteyim. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım sizi de seçimlerinizi yaptıktan sonra alt kolumuzda görmek çok isteriz. Dilay'la bu sene çok heyecanlıyız bu etkinliği çıkarmak için. Çünkü geçen seneden beri, yanlış hatırlamıyorsam Mayıs'tan beri koordinatör olmayı ve bunun üstüne etkinlikler çıkarmayın hayalini kuruyoruz. Bizimle beraber olursanız bu hayali beraber gerçekleştirebiliriz ve sonuna kadar bunun için zorlayacağız. Aynı zamanda sosyal etkinliklere de çok çok önem vermeyi düşünüyoruz. Çünkü hazır okul açılmışken ve hazır herkes COVID'li bir yıldan çıkmışken bence herkesin buna ihtiyacı var. Çok
büyük bir seviyede. Hem akademik anlamda hem de sosyal anlamda gelişmek isteyeceğiniz ve gelişebileceğiniz bir yer olduğunu düşünüyoruz. Umarım bizimle beraber geçirirsiniz bu yılınızı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi görmek çok isteriz. Bir sorunuz olursa bize ya Zeynep ya bana istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, ben Ezgi. Kulübümüzün insan kaynakları koordinatörüyüm. Birazcık bu etkinliklerimizle ve bunların süreciyle ilgili şeyler dinledikten sonra size birazcık daha işin eğlenceli kısmını anlatmak benim görevim olacak. Çünkü benim de görevim tabii ki bu. Birazcık kendimden bahsedecek olursam, geçen sene TEDAN Kara Koleji'nin bilim insanı yetiştirme programından mezun oldum. Şu anda da işletme 2. sınıf öğrencisiyim. Kulübümüze geçen sene girişli olduğum için okula geçen sene girdim. O yüzden kulüpte bu 2. yılım. Geçen sene Business Talks alt konunun bir aktif üyesiydim. Ondan sonra da tercihimi insan kaynakları koordinatöründen yana kullandım. Ve şu anda karşınızdayım. Böyle birazcık ilgi alanlarından fotoğraflar falan var. Birazcık da öncesinden bahsedecek olursam, lisede kulüp başkanlıkları yapmıştım uzun süre ve sayısız etkinliğe katıldım diyebilirim. Bunları özellikle göstermek istedim, hani böyle bir çeşitliliği. Çünkü aslında şu andaki görevim de birazcık bu şekilde size farklı etkinlikler, eğlenceler ve sosyalleşme imkanları sunmak. Tabii ki bunların yanında üye kayıtları, siz üyelerle olan iletişim, alt gruplar arası iletişim, üyeler ve YK'lar arasındaki iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, dinamiğini koymak benim görevim. Kulübümüzün bir samimiyet mottosu var. Yine aslında bu da birazcık beni bağlayan bir durum. Çünkü bizler sizlerle nasıl güzel bir iletişim içerisinde olursak, bu bizim samimiyet mottomuzun da altını dolduran bir süreç oluyor. Oryantasyon süreci birkaç hafta öncesinde başlattığımız ve hala devam eden bir süreç. Bunun için de etkinlikler düzenlenmeye devam edecek. Yine farklı kulüpler arasındaki iletişimler, etkinlikler yine benim sorumluluğumda bir iş. Ve tabii ki hepimizin ortak amaçlarından birisi olan kulübü daha ileriye, daha iyi bir noktaya taşımak da yine benim yegane bir sorumluluğum. Yaptığımız eski buluşmalardan bir fotoğraf seçkisi var burada. Aslında bayağı bir buluşmada yaptık, bayağı bir görüştük, beraber keyifli vakit geçirdik. Bunlar artarak devam edecek. Çünkü etkinliklerimiz sürecinde bazen motivasyonumuz düşüyor, biraz eğlenceye ihtiyacı duyuyoruz. Bu süreçlerde hemen devreye girip sizin motivasyonunuzu yerine getirecek güzel etkinlikler sunmaya çalışacağım. Tabii ki aynı zamanda illa böyle bir şey beklemek durumunda tabii ki değilim. Ara ara bir sürü bu şekilde etkinliğimiz olacak ki kulübün hani sosyalleşme kısmının altını doldurabilelim. Beraber eğlenebilelim, tanışabilelim, arkadaş olabilelim. Bu yüzden de bir sürü bu şekilde farklı alanlarda, konseptlerde etkinliklerimiz olacak tabii ki. Umarız sizi aramızda görürüz, etkinliklerimizde beraber oluruz. Ailemize hoş geldiniz demek istiyorum. Her zaman bana ulaşabilirsiniz çünkü bahsettiğim gibi yönetim kuruluyla, diğer üyelerle, diğer alt gruplar arasındaki iletişimi sağlamak benim görevim. O yüzden ilk iletişime geçmeniz gereken insan her zaman benim. Bir fikriniz olduğunda, bir etkinlik talebiniz olduğunda, bir görüşme yapmak istediğinizde ya da birisine ulaşmak istediğinizde, bir sıkıntınız, bir sorunuz, mutluluğunuz, üzüntünüz, her şeyde bana ulaşabilirsiniz. Ben sizler için aslında buradayım. O şekilde umarız ailemize gelirsiniz. Şimdiden hoş geldiniz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Zaten kendimi tanıtmıştım en başta. İsmim Ali Burak. Biraz daha detaylandıracağım burada. Makine mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Liseyi TEDAN Kara Koleji'nde okudum. Geçen sene kulüpte Business Talks alt kolundan sorumlu yönetim kurulu üyesiydim ve bu sene yönetim kurulu başkanıyım. Hobilerim yüzme, trekking ve ayrıca birden fazla alanda koleksiyonum da var. Ben biraz daha genel anlamda kulüpten bahsedeceğim size. Tüm kulüpler için bu slide. Bir kulüp size ne katabilir? Şu şekilde kariyer planlaması ve farkındalık konusunda kişiyi çok öne taşır kulüpler. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela ben makine mühendisi olarak ne yapacağıma, mezun olduktan sonra nereye yöneleceğime Business Talks sayesinde karar verdim. Yani Bilkent Yes sayesinde karar verdim. Ayrıca kulüpte yer alıp oradaki bağlantılarıyla staj ve iş imkanları konusunda önünü çok kolay bir şekilde açan arkadaşlarımız da var. Bunun hikayelerini ilerleyen zamanlarda umarım anlatma fırsatım olur size. Ayrıca etkinlik ve iş yönetimi konusunda CV'nize yazabileceğiniz muazzam deneyimler elde ediyorsunuz. Ve bizim Bilkent Yes'in şöyle bir avantajı var. Biz Bilkent Cyberpark'la daimi partneriz.
diyebiliriz. Yani siz bir iş fikriyle Cyberpark'a destek talebinde bulunduğunuz zaman onlar bu iş fikrine şu şekilde destek sağlıyor. Diyorlar ki size ki iş ortakları ve çalışma arkadaşları bulmak istiyorsan eğer Bilkent YES'e girersen orada girişimciliğe ilgi duyan insanlarla muhatap olursun ve kendine ekip arkadaşı bulabilirsin. Ayrıca organizasyonlar atkının bahsettiği Ankara Startup Zirvesi de Cyberpark'la beraber düzenlendiği için Bilkent Cyberpark sizi doğrudan bizim etkinliğimize yönlendiriyor. Yani kulübün içinde bulunmanız onlarla iletişiminiz konusundan size büyük artılar sağlayacaktır ki ben de şu anda hali hazırda üzerinde çalıştığım bazı şeylerde bunun meyvesini yiyorum. Peki bu sene geçen senelerden neyi fark edeceğiz? Bu sene Bilkent'i büyütmek benim en büyük hedeflerimden birisi arasında, başkan olarak kendime koyduğum hedefler arasında. Bunu şu şekilde yapmayı planlıyorum. İkinci dönem bizim etkinliklerimiz nispeten daha az oluyor. Ve bu ikinci dönemi üyelere daha fazla fırsat tanıyarak değerlendirmek istiyorum. Aklınızdaki etkinlik fikirlerini kulübün bünyesine katıp sonraki senede kulüpte yönetim kurulunda bu etkinlikten sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak bulunmanız en büyük isteklerim arasında. Bazı etkinlik fikirleri bizim de aklımızda var. Örneğin T-Talks, böyle belli bir konu üzerine sohbet havasında gerçekleşen bir etkinlik bu. Konusundaki T-Talks konusundaki sponsorluk görüşmelerimiz şu anda sürüyor da. Bunun zeminini hazırlıyoruz. Ya da Fuck Up Nights, insanların bir araya gelip iş dünyasında yaptıkları hataları anlattığı webinarlar ya da sohbetler tarzında gerçekleşiyor. Bu tarz bir etkinliğin altına girebilirsiniz aktif olarak. Ya da benim en büyük isteklerimden biri Türkiye ofis ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi. Biz bunu yurt dışı için zaten yapıyoruz. Business Talks Türkiye için de bunu yapacak eğer pandemiden ötürü yurt dışına gidilemezse. Ben de bunun ileride bir alt kol olarak bulunmasını ya da kurumsala dahil edilmesinden yanayım. Kendi yönetim kurulu üyeleriyle beraber. Bunun da gerçekleştirilmesinde sizin desteklerinizi açığız. Ayrıca şöyle bir konudan da bahsetmek istiyorum. HTML ve CSS konusunda bilginiz varsa bizim web sitesi düzenleme, web sitesi hazırlama konusunda birazcık desteğe ihtiyacımız olacak. İsmail organizasyonlar yönetim dolayısıyla bu konuya çok hakim. Ama tabii ki kendi sorumlulukları olduğu için aktif üyelerden de yardım alacak. Bu etkinlikleri de şu şekilde çıkaracaksınız ikinci dönem. Siz bir yönetim kurulu üyesi gibi benimle iletişim halinde olacaksınız. Bizim toplantılarımıza katılmayacaksınız ama toplantılarda ne konuştuysak biz bireysel olarak sizinle bunları konuşacağız. İşte sponsorlar ayarlanacak, konuklar davet edilecek, gerekirse bazı aktif üyeleri görevlendireceksiniz. Bu tarz işleyecek ikinci dönemde de. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız QR kodu burada. Ayrıca birkaç durum da olacak. Biz formu zaten şu anda chat'e bıraktık. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Hatta şu anda kulübün mottosuna uygun, kulübün vizyonuna uygun olarak aktif üyelere, katılımcılara daha fazla katkı sağlaması adına ne yapabiliriz diye düşündük ve Instagram'dan şu anda en çok talep olan yenilik girişlerin en çok talep ettiği Bilkent Store çekilişi düzenliyoruz şu anda. Orada eğer kulübe katılmıyorsanız bile çekilişe katılabilirsiniz. Orada bir Bilkent sweat'i veriyor olacağız. Ayrıca Bilkent defteri ve anahtarlığı da veriyor olacağız. Tek yapmanız gereken yorum yapmak ve sayfayı takip etmek. Bizi dinlediğiniz için tekrardan teşekkürler. WhatsApp grubunun linkini zaten chat'e bırakabiliriz şu anda. Biz formun linkini ayrıca WhatsApp grubuna da atacağız. Görüşmek üzere diyorum. Umarım keyif almışsınızdır bu sunumdan.